Türkiye ve Yunanistan'da bir haftayı aşkın süredir devam eden yangınlarda birçok yerleşim alanı ve orman yandı, insanlar hayatını ve evlerini kaybetti. ...2020'de de dünyanın farklı bölgelerinin yanışını izlemiştik. The raging wildfires in Colorado, the two largest wildfires in that state's history. Forest fires have been raging in the state for almost 4 days now. Firefighters, backed by the country's air force, are struggling to contain vast wildfires in Siberia. What links all of these fires is that they're setting records for severity and damage. Bu her yıl yaşanıyor. Eşi görülmemiş sıcak hava dalgaları ve rekor kıran ölümcül orman yangınları hakkında yeni manşetler. Kaliforniya'da yangınlar sona ererken Avustralya'da yeniden başlıyor. Ama bu tablo böyle devam etmeyebilir. Her yıl gezegenimizin topraklarının yaklaşık %3'ü yanıyor. Dumanlar alevlerden uzak olan şehirleri boğuyor. Yangınları kontrol altına alamazsak karbon emisyonları tüm dünya için iklim değişikliğini hızlandıracak. İnsanların orman yangınlarını durdurmak için uyguladıkları 4 yola bakalım. Önce bir şeyi açıklığa kavuşturalım. İklim değişikliği orman yangınlarını daha yoğun hale getiriyor. Bilim insanları her yıl yanan alanların son 20 yılda azaldığını söylüyor. Ancak dönüm noktası olan 2017 tarihli bir araştırma bunun daha ziyade eskiden yangınların çıktığı geniş çayırlarda çiftlikler inşa etmemizden kaynaklandığını ortaya koydu. Tablonun daha da kötüleştiğini hissetmemizin nedeni alevlere teslim olan bölgelerde yangının daha uzun ve daha sıcak olması. Bu daha fazla duman ve hatta daha fazla hava kirliliği demek. Fosil yakıt kullanımı ve sera gazı emisyonu gezegeni ısıtıyor. Bu da kuraklıkların daha uzun ve ısı dalgalarının daha güçlü olmasına neden oluyor. Bu, orman yangınlarının başlama olasılığının daha yüksek olduğu değil, yangınların sürmesine neden olan fazla orman altı bitkisi olduğu anlamına gelir. Bilim insanları iklim değişikliğinin orman yangınlarını daha da kötüleştirdiğini ortaya koydu. İnsanlar da dinlemeye başlıyor. I wanted to act as if the house was on fire, because it is. Yani en azından bazıları. It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Well, I don't think science knows actually. Mesele şu ki yangın aslında oldukça basit. Sadece doğru hava koşullarına, yeterli yakıta ve bir kıvılcıma ihtiyacınız var. Dolayısıyla bariz çözüm iklim değişikliğini durdurmak. Böylece hava durumu stabil hale gelecek ve alevleri besleyen orman altı bitki örtüsü de azalacak. Ama olması gereken tek şey bu değil. Çözümlerden biri ateşe ateşle karşılık vermek. Kaliforniya ve Avustralya'da Avustralya olmadan çok önce yerli Amerikalılar ve Avustralya aborjinleri uzun yıllar önce toprağı güvenli ve sağlıklı tutmak için ateşi kullandı. Ateşe ateşle karşılık vermek deyimi buradan geliyor. Bunun gibi küçük alevler yanıcı bitki örtüsünü ortadan kaldırabilir ve ateşin geçemeyeceği engeller oluşturabilir. Bunları serin mevsimlerde yapmak ormanları kontrolsüz yangınlardan korur ve hatta yerel bitkilerin büyümesini teşvik eder. Dünyanın dört bir yanındaki yerli topluluklar binlerce yıldır toprağı korumak için bu şekilde ateşi kullandı. Ancak sömürgeciler ateşten korktu ve kasıtlı yakmaların çoğunu ortadan kaldırdı. Olayın garip kısmı şu, yangınları yönetmek yerine bastırarak kontrolsüz orman yangınları riskini gerçekten arttırdık. Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerindeki itfaiyeciler ölü yakıt birikmesini önlemek için aktif olarak kontrollü yangın çıkarmayı öneriyor. Ancak dünyanın çoğunda bu bir politika haline gelmedi. The Western style of fire management is in kind of almost direct opposition with indigenous fire. So lots of people support indigenous burning on paper or the concept of it. But where the difficulties arise is, you know, when our nations are actually out and, you know, want to burn and, you know, want to light a match, we always say. And then it's kind of, you know, oh, slow down, you know, did this get a proper approval? You know, did it follow the proper channels? Yangından korkan bir dünyada yerli halkın yaptığı toprak yönetimi konusunda çok az anlayış olması şaşırtıcı değil. Ama aynı zamanda ikinci bir sorun var. The climate today is completely different than it was 100 years ago. And, you know, I talk to my elders and they tell me about what the land used to look like, where the water used to be, where sloughs were. The vegetation is completely different. Ve bu daha sıcak gezegen, itfaiyecileri, yerel bilgileri modern teknolojiyle harmanlamaya zorluyor.
Böylece iklim değişikliğini yavaşlatarak ve orman altı bitkileri yakarak yangınları kontrol edebiliriz. Hali hazırda başlamış bir orman yangınını nasıl durdurursunuz? 2020'deki yangınlar o kadar büyüktü ki yaydıkları duman bulutlarını takip ederek onları uzaydan görebiliyordunuz. Uydular itfaiyecilere giderek daha fazla rehberlik ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, uydu teknolojisindeki ilerlemelerin yangınları tespite ve izlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Bilim insanları hangi alanların yanma olasılığının yüksek olduğunu modellemek için hava durumu verilerini kullanıyor. Ulaşılması zor alanlarda itfaiyecilerin yangınları söndürmesi yine de çok uzun sürebilir. Dronların devreye girdiği yer burası. Yangınlara yakın uçup daha ayrıntılı veri toplayan dronlar olan bitene dair daha net bir veri sağlıyor. Görüntülerinin çözünürlüğü ve dünyayı dolaşmaları için geçen süreyle sınırlı olan uydulara fazladan bir bilgi katmanı ekliyor. Hiçbiri işe yaramazsa geriye ne kalıyor? Bazı insanlar taşınmak zorunda kalacak. Bu bir çözüm değil ancak orman yangını tehlikesini azaltıyor. Çünkü orman yangınları doğanın bir parçası olsa da bazı yerlerde fazlasıyla tehlikeliler. Kalanlar için riski azaltabilecek yeniden inşa yolları bulunuyor. Bunlar arasında ormanlardan uzakta inşaat yapmak, çatılar dahil olmak üzere beton gibi yangına dayanıklı malzemeler kullanmak ve ölü bitki örtüsünü temizlemek bulunuyor. Dumandan korunmak için de filtre satın alınabilir. Ancak bu önlemlerin de bir sınırı var. Sıcaklıkların bu yüzyılda yaklaşık 3 derece artması bekleniyor. Dünyanın birçok yerinde eskiden güvenli olan evler yangın riskiyle karşı karşıya kalabilecek. Tüm haberler kötü değil. Kontrolsüz yangınların önüne geçecek araçlar mevcut. Bu, gezegenimizi ve ormanlarını daha iyi yönetmek, yangın korkumuzu yenmek ve hayatımızı tehdit edenlerle savaşmak için teknolojiyi kullanmak anlamına geliyor.